Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülen Uludağ alanı hakkındaki kanun teklifinin 9. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, görüşülen kanun teklifi Uludağ alan başkanlığının kurulmasını, bu başkanlığın çatısı altında Uludağ bölgesinin doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmesini düzenlemektedir. Uludağ, ülkemizin sayısız, eşsiz güzelliklerinden biridir. Bu bölgenin korunması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi elbette ki olumlu ve yapılması gereken bir çalışmadır. Ancak AKP kanunun amaçlarını böyle söylese de gerçekte olan yine yalan, yine talandır. Çünkü AKP iktidarının amacı ne doğa ne de turizmi geliştirmektir. Nitekim Uludağ mevcut milli parklar statüsündedir ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerince koruma altındadır. Bunun dışında da tam 20 kanun ve 6 yönetmelikle daha korunmaktadır. Ancak bu teklifle Uludağ Milli Parkı'nın 2000 hektarlık bölümü bu statüden ve kanunların korumasından çıkarılarak alan başkanlığına verilmektedir. Kısaca ekolojik değeri bu kadar yüksek ve hali hazırdaki mevzuat hükümlerince korunan bir bölgenin sadece imar düzenlemelerini kolaylaştırma mantığıyla bir idareye tabi tutulması rantın, doğa katliamının, talanın açıkça göstergesidir. Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifinin bir benzeri Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasında yaşadık, sonuçlarını hep birlikte gördük. O kanun teklifi yasalaştıktan sonra Kapadokya bölgesi daha mı iyi korundu? Hayır. Turizmi mi arttı? Hayır. Tam aksine talan arttı, rant arttı, yapılaşma arttı. Doğal alanlar azaldı, doğa kaybetti, Nevşehir kaybetti. Yandaş kazandı, rant çeteleri kazandı. Şimdi bu kanun teklifinde de tıpkı Kapadokya örneğinde olduğu gibi Uludağ'da da yine bir talan döneminin başlamak üzere olduğu anlaşılmaktadır. Uludağ üzerindeki 21 farklı kanun ve 6 yönetmeliğin koruma kalkanı anayasaya sayısız aykırılıkları içeren bu teklifle kaldırılacaktır. Bu yüzden bu kanun teklifiyle AKP hemen hemen tüm getirdiği kanun tekliflerinde olduğu gibi tüm süslü cümlelerin ardında yine rantçıların ve yandaşların çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır. Değerli milletvekilleri, diğer yandan seçim çevrem memleketim Kayseri'de bulunan ve ne yazık Uludağ kadar eşsiz güzellikler içeren Erciyes Dağı, her konuda Kayseri'yi görmezden gelen AKP iktidarı yüzünden gerekli yatırım ve destekleri alamamakta ve bu yüzden turizm potansiyeline bir türlü ulaşamamaktadır. Oysa Kayseri denince akla pastırma ve sucuk kadar her mevsim zirvesinde bembeyaz kar olan Erciyes Dağı gelir. Yüksek kar kalitesiyle dünyanın sayılı yerlerinden birisidir. Bu bakımdan Erciyes Dağı bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi olan potansiyeline sahiptir. Ancak Ar-Ge çalışmaları olmaması, turizm tesislerinin yeterli olmaması, reklam çalışmalarının yapılmaması, devlet desteğinin olmaması, Kayseri'nin hava ve karayollarının yetersizliğinden ulaşılamayan bir şehir haline dönüşmesi nedeniyle Erciyes hak ettiği yere bir türlü gelememiştir. Erciyes Dağı sadece kış sezonunda çalışmakta, yazları ise verilen onlarca söze rağmen halen işlevsel hale getirilememiştir. Bu işler belediyelerin üstüne bırakılarak Erciyes'in potansiyeline ulaşması beklenemez. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan teleferik, yürüme merdivenleri ve gondol gibi bilet fiyatlarına %75 zam yaparak Erciyes'i geliştiremez. Nitekim 25 yıldır AKP zihniyetinin yönettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi kendi borçlarından proje üretemeyecek, yatırım yapamayacak duruma gelmiştir. Baktığımızda AKP'nin son belediye seçimlerinde verdiği Kayseri'nin 150. yılına 150 projenin bugün yerinde yerler esmektedir. Sonuç olarak ve ne yazık ki AKP iktidarında ne Uludağ, ne Erciyes, ne Kapadokya, ne de diğer turizm bölgeleri potansiyellerine ulaşamamış,
milli gelire olması gereken katkıyı sağlayamamıştır. Ancak İyi Parti olarak biz bu zihniyete dur diyecek, eşsiz doğal güzelliklerin talanına, rantına asla müsaade etmeyeceğiz diyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.